demokratik kitle örgüt temsilcileri, oda temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sevgili Adıyaman halkı. Bugün 21 Ağustos tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrendik. Yine isyanımızla ve yasımızla karşınızdayız. İlk günden beri takipçisi olduğumuz bu olay hakkında medyada oluşan spekülasyonlar, bunların önüne geçilmemesi, günler sonra ancak bir aradan DNA örneği alınması ya da HTS kayıtlarının incelenmesi, birbirinden farklı ve çelişkili açıklamalar, dosyada alınan gizlilik kararları, yayın yasakları, bu süreçte devlet içerisinde bazı güçlerin bilinçli olarak failleri korumaya dönük adımlar attığını bizlere göstermektedir. Nitekim Nari'nin cesedinin çok uzun günler sonra evinin bu kadar yakınında bulunması bu durumu doğrular niteliktedir. Bizler emek ve demokrasi temsilcileri, çocuk hakları alanında çalışan kurum ve aktivistler olarak Nari'nin ölümünü iktidarın çocuk düşmanı politikalarından ayrı görmüyoruz. İktidarın bu politikalarının faillere güç verdiğini biliyoruz. Çocuğu koruyan güvencelerin uygulandığı, çocuk katillerinin cezasızlık ile korunduğu, çocuğa karşı şiddeti önleyici çalışmaların yapılmadığı, çocuk alanındaki kazanımların ortadan kaldırıldığı, bu çocuk düşmanı düzende tek bir çocuk daha kaybetmek istemiyoruz. Türkiye'de her gün ortalama 32 çocuk kaybolmakta. Ancak bu çocukların akıbetleri araştırılmamaktadır. TÜİK son 8 yıldır kayıp çocuk verilerini dahi paylaşmayarak bu şekilde veri açıklama yükümlülüğünü yerine getirmemekte, sorumluluktan kaçmakta ve ölümlerin failleri haline gelmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi taraf devletlerine her çocuğun temel yaşam hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf devletler çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çalışmayı göstermek zorundadır. Çocuğu koruma çalışmalarının çocukların hakları ihlal edildiği zaman değil, bu ihlaller yaşanmadan önce yapılması gerekmektedir. Maalesef Türkiye devleti ancak çocukların hakları ihlal edildiğinde, çocuklar kaybolduğunda veya çocuklar yaşamlarını yitirdiğinde yükselen baskı karşısında yalnızca anlık, işlevsel olmayan geçici tepkiler geliştirmektedir. Narin Güran'ın bu şekilde hayattan koparılan ilk çocuk olmadığını belirtmek istiyoruz. Müslüme Yağal, Levla Akdemir ve daha nicelerinin arkasında benzer hikayeler olduğunu biliyoruz. Bu çocukların öldürülmesinden sonra gerekli önleyici ve koruyucu önlemler alınmış olsaydı bugün Narin yaşıyor olacaktı. Yine Narin bugün defnedildi. Bugün öğrendiğimiz ve gördüğümüz tabloda Narin'in tabutunun üstünde gelinlik vardı. Narin'in tabutunun üstüne gelinlik koyan zihniyet, onu katleden zihniyetle aynıdır.